tabii çok büyük bir değişim var. Hiç mukayese etmek mümkün değil. Çok zor şartlarda buraya geldik. Yani Akçabat Belediyesi zor şartlar altındaydı. Bizi zorlayarak buraya ikna ettiler. Belediye başkanlığı adaylık için zorlayarak ikna ettiler 1994'te. Çünkü Akçabat çok zordu. Akçabat çok sıkıntılıydı. Belediye sıkıntı içerisindeydi. Ben geldiğimde 8 aydan beri belediye çalışanlarına, işçilerine maaş vermiyordu. 400'ün üzerinde, 150 kadrosu olmasına rağmen 400'ün üzerinde çalışanı vardı. Ki Akçabat Belediyesi için çok büyük bir rakam. Borcu ondan önceki 5 sene hiçbir yere para ödenmemiş. Vergi dairesine ödenmemiş, emekli sandığına ödenmemiş, sigortaya ödenmemiş, piyasaya borçlar. Gelirinin, yıllık gelirinin 4 katı borç vardı. Büyük bir borçtur mukayese ederseniz şimdi belediyelerle, işte borçlu belediye diyorlar ama yıllık gelirinin 1 katı, 2 katı belki o kadar borç olur. 4 katı çok büyük bir borçtur. O noktalardan aldık. İmarı kontrolden çıkmış yapılaşma, böyle her taraf karkas usulü bir yapsat yapılıyor. Her taraf direkt tarlası gibi. Dışarıdan baktığınız zaman hiç Akçabat'a yakışmayan, Akçabat'ın geçmişine, tarihine yakışmayan görüntüler Akçabat'ta. Yani başıbozuk bir belediyecilik vardı. İnsanların çıkacağı, oturacağı, gezeceği alanlar yok, parklar yok. Yaptığımız ilk toplantılarda Fen İşleri Müdürümüz vardı, rahmetlik oldu. Dedim ki bana 1 metrekare insan eliyle oluşturulmuş çim alan gösterebilir misiniz? Bir yerde yaptığınız bir park, bir bahçe böyle çiçeklendirilmiş bir yer gösterebilir misiniz? Yok öyle şeyler. Hükümetin bahçesi var şimdi olan bahçe. Oraya da daha çok memurlar, bürokratlar gidiyor. Şey var, plaj var. Körfez'in olduğu yer o zaman plaj deniyor, gazino deniyordu oraya. Gazino da şey yeri olmuştu, bu bağımsız devletlerden gelenlerin kadınlı erkekli oturdukları bir yer haline gelmişti. Onun kenarında bir çay bahçesi vardı, o da bahçe olmaktan çıkmıştı. Yani şu arkalarda oturan kadınlarımız, çoluk çocuğumuz, yaşlılarımız oturacağı bir alanları bile yoktu. Sahilde çöp alanıydı sahil, resmen çöp alanı. Kanalizasyonları açıktan sahile akıyor, kokudan Akçabat'ta durulmuyor. Önü kapanmış, arkaya doğru basıyor, kokudan durulmuyor. Şehrin pek çok yerinde kanalizasyonlar açıktan akıyor. Böyle fenli bir kanalizasyon yapılmamış. O zamana kadar hesaba kitaba dayalı, bir projeye dayalı kanalizasyon yapılmamış. Derme çatma her yerden akıyor. Bugün bunları anlatmak bile mümkün değil tabii. Aradan zaman geçti, siz sorduğunuz için bunları ben söylüyorum. Su şebekesi yetersiz, sadece merkezde bir şebeke var. Arkalarda yüksek kesimlerde ya hiç şebeke yok ya da olan yerlerde su akmıyor. Böyle bir noktadan yola çıktık biz. Çok sıkıntılar çektik bugünlere gelene kadar, çok sıkıntılar çektik. Ama Allah'a şükür bugün yürüyen, işleyen, iş yapan bir belediyemiz var. Çevresinde örnek alınan bir belediyemiz var. Herkes Akçabat Belediyesi'ni artık örnek alıyor. Bize soruyorlar, Akçabat Belediyesi gibi olsun istiyorlar. Gelip geçenler, bu yakın yerlerden gelenler, görenler, Akçabat artık gezme yeri haline geldi, yeme içme yeri haline geldi, turizm gelişiyor Akçabat'ta. Yapılaşma bir kontrol altına alındı. Onda da çok sıkıntılar çektik ama kontrol altına aldık. Artık böyle başıbozuk yapılaşma yok. Mevcut binaların sıvaları, badanaları olduğu kadarıyla onları büyük oranda hallettik. Çatıları yapıldı. Dışarıdan baktığınız zaman artık çirkin bir görüntü yok. Yollar yapıldı, altyapı yapıldı. Bulduğumuz her boş alana park yaptık, yeşil alan haline getirdik ve şehri tekrar yaşanılır hale getirmeye çalıştık. Sahillerdeki parklarımız herkese örnektir. Herkese örnek.
ilk defa projeye dayalı, planlı, projeli sahil dolgusu ve parklar yapıldı, tesisler yapıldı, lokantalar yapıldı. Şu anda bizim lokantalarımız Türkiye'nin hiçbir yerinde bu vasıfta lokantalar yok. Pırıl pırıl gelenler memnun, yiyorlar, içiyorlar, memnun kalıyorlar. Bu bölgeye gelen herkes Akçabat'a uğruyor, yemeğini yiyor. Arka kesimlere şimdi onları çekmek için projelerimiz var. Çalışıyoruz, yapıyoruz. İşte Sivriburun bölgesinde Akçatepe tesislerini yaptık, lokantayı hizmete verdik. 24 tane dağ evini yapıyoruz. Orta mahallede satın aldığımız 4 tane bina var. Ayrıca 2-3 tane daha onların bahçesinde yapıyoruz. Binaları yapıyoruz. Yani 4-3 de daha 7 tane binamız oluyor orta mahallede. Orayı canlandırmaya çalışıyoruz. Gelenler sadece sahilde yiyip içip gitmesinler. Arkaya da gelsinler, şehrin içerisine gelsinler. Şehir içerisini düzenlemeye çalışıyoruz. Ve orta mahalle bizim için önemli. Turizm çok önemli bizim için. Arka kesimleri hep söylerler. Sahili yaptı çünkü insanlar aldatıcı bir şey vardır. Böyle aldatıcı bir şeydir. Bu çok aleyhimizde kullanılmıştır. Lehimizde olması lazım gelen örnek bir çalışmayı bize muhalif olanlar aleyhimizde kullanmıştır hep. İşte sahili yaptı ama arkalarda çok iş yapıyoruz. Senelerdir arka kesimlerde çalışıyoruz. Arka kesimlerde imar uygulamaları yaptık. Çok tepki de alıyoruz ama aradan 5 sene geçiyor, 10 sene geçiyor. İnsanlarımız anlıyorlar, kazanıyorlar. İmar uygulaması yapılan yerler değer kazanıyor. Yapsatçılar alıyor, yapıyor. İnsanlar daire sahibi oluyorlar. Ve gelirleri artıyor. Bunların çoğu hep arka kesimlerde yapıldı. 500 dönüm alanda, Yaylacık Sarıtaş bölgesinde 500 dönüm alanda imar uygulaması yapıldı. İmar uygulaması yapılan yerlerde yollar açılıyor. Yani o geniş yolları, ana yolları açılıyor. Altyapısı yapılıyor, kanalizasyonu, suyu yapılıyor, yaptık. Asfaltını yapıyoruz, arsalar hazır. Belediyecilik bu, modern belediyecilik bu, çağdaş belediyecilik bu. Artık önünden gidiyoruz. Eskiden batıdan gidip çalışan Fransa'da, Almanya'da, batıda çalışan işçilerimiz orada önce yolları yaparlar, altyapıyı sonra binaları yaparlar diyorlardı. Şu anda biz onu yapıyoruz. Bu bölgede belki tekiz bu konuda. Önden gidiyoruz. Yani şehrin önünden gidiyoruz. Hazır, henüz yapılaşmamış yerler yolu yapılmış, altyapısı yapılmış, suyu hazır, kanalizasyonu yapılmış, her şeyi yapılmış alanlar. Bu şekilde şu anda 40 küsür bin nüfusu var Akçabat'ın merkezinin. 40 küsür bin nüfusu var. 30 bin nüfus, yaklaşık 30 bin nüfus yerleşebilecek alan oluşturduk bu şekilde. Bu çağdaş şehirciliktir. Bu çağdaş şehirciliktir. Arkalarda yapılmadı diyenlere, az yapıldı diyenlere cevaptır. Arkadan bir 20-25 metrelik yolumuz var. Boydan boya Trabzon'daki tanjant yolu gibi. O yol karayolları ağına alındı. Şu anda inşaatı devam ediyor. O da şehri arkaya açan bir projedir. Orta mahalleyi restore ediyoruz. Şehrin arkası arkaya açılan bir kapısıdır. İşte demin söyledim Akçatepe şehrin arkaya açılan kapısıdır. Bugün arka kesimlerde asfalt olmayan, parke olmayan yer kalmadı. Ta kale önünün düzlük mevkiine kadar. Şimdi oralar tabii köydü geçmişte. Şu anda oralar belediye dahili, büyükşehirle birlikte belediye dahil oluyor. Düzlük kesimine kadar asfalttır. İşte en yüksek yerimiz Sarıtaş bu Yaylacık istikametinde Velioğulları semtidir. Gidin bakın ya asfalttır ya parkedir. Şey yoktur. Yani böyle tek tek belki köy karakterinde olan yerlerde asfalt olmayan yerler bir tane ev vardır, iki tane ev vardır öyle veya problemi olan yolu genişleteceğiz. Bir türlü genişletemiyoruz. Onlar da cüzi şeylerdir. Yani Akçabat iyi bir yere geldi. Çok iyi bir yere geldi. Önemli yatırımlar yapıyoruz. Çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Hakikaten nüfusumuza göre çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Sadece bu sene 15'in üzerinde iş ihale ettik. Ortalama 400-500 milyon ihale bedelinden başlayıp 10 milyona kadar giden 15'in üzerinde iş ihale ettik bu sene. Şu anda devam ediyorlar. Çarşı,
Hamam çimeni, çarşı inşaatı 10 milyon civarında bir şeysi var. Orta mahallede restorasyonlar 2,5 milyon civarında keşifleri var. Devam ediyor. Biten iki tanesi bitirildi, bir tanesi açıldı. Yukarıda Akçatepe'de 24 tane dağ evi devam ediyor. Balıkhane ihale ettik. Yeni ihale edildi. Başlanacak işte Atatürk Parkı'ydı. Cumhuriyet Parkı'ydı. Gençlik Merkezi'ydi. Futbol sahası ilk defa. Belki belediyelerden futbol sahası, nizami bir futbol sahası yapıyoruz. Bilmiyorum hiç bu bölgede belediyelerin böyle bir çalışması var mıdır? Arıtma tesisleri ilk defa bizim deniz deşarjı, kanalizasyon deniz deşarjı ilk yapılan tesislerdendir burada. Hiç aksamadan çalışıyor, hiçbir sıkıntısı yok. İnşallah şimdi şeyini yapacağız, arıtmasını yapacağız. Bu bölgede ilk olacak. Arıtma projemiz var. Avrupa Birliği projemiz var. Işıklar suyunu Akçabat'a getirmek üzere. Onun müşavirlik ihalesi yapıldı. Bir iki aydır şeyler geldi, yabancılar var içerisinde. Müşavir firma geldi. Çalışıyorlar. Yani tatbikata dönük çalışmalar başladı. İhalesi 8 ay evvel yapılmıştı. İptal edildi yani inşaat ihalesi. O yeniden yapıldı. Son değerlendirmeleri yapılıyor. Çok önemlidir. 24 milyon avroluk, 50-60 milyonluk bu bir projedir. Bu bölgede Çevre Bakanlığı'ndan, Çevre Bakanlığı vasıtasıyla Avrupa Birliği'nden para temin ediliyor. %85'i hibedir. %9'u Akçabat Belediyesi, %6'sını da Çevre Bakanlığı karşılayacak. Bu bölgenin en büyük projesi, Türkiye'nin en büyük hibe projelerinden biridir. Yani pek çok çalışma yapıyoruz biz. Pek çok çalışmanın içerisindeyiz. Bu yaptığımız hamam çimeni çarşısı iki kat alışveriş zemin katı. Üst katı, bir üst katı alışveriş. Ayrıca bir kısmında üç kat bir kısmı. Orası da kültür tesisleri. Kültür müdürlüğümüzün çalışmalarının yapılacağı hem büroları hem de çalışma salonları. 250 kişilik, 80 kişi, 100 kişi, 250 kişilik salonlar var. Yani bizim kültür faaliyetlerimiz orada. Folklor çalışmalarımız için bağımsız bir bölüm var. Sadece folklor çalışmalarımız için. Folklor Akçabat için önemli. Onun için orada bağımsız bir salon, bağımsız bir bölüm folklora ayrılmış. Pek çok konuda çalışma yapılıyor. Bodrum'u otopark. İşte otopark sorunu var, trafik sorunu var diyenlere cevaptır. Akçabat'ta 3 tane kapalı otoparkımız var. Çok sayıda açık otoparkımız var. Ona rağmen gene trafik sorunu yaşanıyor. Dördüncüsünü yapıyoruz şimdi. Onun altı 5000 metrekare otopark var. Bu bölgede ilçe belediyelerinde hiç yok böyle kapalı otopark. Benim bildiğim yok. Trabzon Belediyesi'nin de bir iki sanıyorum kapalı otoparkı var. Esas itibariyle ille de bunları belediyeleri yapacak böyle bir şey yok. Yani herkes otopark yapıp işletebilir. Burada mühim olan şehir içerisindeki trafiğin düzgün tutulmasıdır. Bu tek yönlü bir iş değildir. Yani komple işbirliği halinde, diğer kurumlarla da işbirliği halinde yapılabilecek bir çalışmadır. Yani trafik sorunu. Ama hakikaten bu bölgede bu otopark yönünden en büyük çalışmaları yapan bir belediyeyiz. Yani 4 tane kapalı otoparkı olan bir belediye. 2 tane olan bir tane göstersinler bana. Bu bölgede, şu Doğu Karadeniz bölgesinde göstersinler. Yok öyle benim bildiğim. Yok. Ona rağmen tenkit edilmesi haksızlıktır. Yani böyle şeyler. Daha yapmaya çalışıyoruz. Yani bulduğumuz yeri değerlendirmeye çalışıyoruz. Ben seçileli halkın arasındayım. Düğünündeyim, derneğindeyim, acı günündeyim, tatlı günündeyim. Hep beraberiz. Bizim halktan, vatandaşımızdan farklı bir yanımız yoktur. Vatandaşımızla beraberiz. Öyle olmasaydı, vatandaşımızla sıcak ilişkiler kuramasaydık, kucaklaşmasaydık, bizi 4 defa seçerler miydi? 4 defa seçildik ve her seçimde de oyumuzu artırarak seçildik. Seçim sonuçlarına bir baksınlar. Her seçimde yukarıya çıkmıştır. İnşallah adaylığımız kesinleşir. Bu seçimde daha da çok alacağız. Şunun için geçen seçim son şeyde
Son günlerde yani burada AK Parti'ye girdik, bir gün sonra elimizi kaldırdık. Başbakanımız, Sayın Başbakanımız Trabzon Kapalı Spor Salonu'nda elimizi kaldırdı. Tabii geldiğimiz arkadaşlarımızdan tepki gösterenler olmuştu. AK Parti'de bir kısım tepkiler olmuştu. Ama bu dönem onlar da yoktur. Yani onlar geçmiştir artık. Daha da yüksek bir oy alırız. Çünkü bizim vatandaşla çok iyi bağlarımız vardır. Bugüne kadar vatandaşı zor duruma düşürecek, vatandaşın aleyhine olacak bir işi yapmadık. İnsan hata yapar, hatasız hiç kimse olmaz. Ama yapmamaya gayret ettik. Hep vatandaşın lehinde olduk. Vatandaşın hakkını, hukukunu koruduk. Gelirlerimizi iyi takip ettik, giderlerimizi iyi takip ettik. Adil olmaya çalıştık. Sonuna kadar adil olmaya çalıştık. Şeffaf, açık olmaya çalıştık. Her isteyene yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. Benim telefonum ilk numarası neyse aynıdır. Hiç değişmemiştir. Akçabat'ın çoğunda telefonum vardır. Herkese söylerim. Beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Diğer partililere de söylüyorum. Gizli kapaklı hiçbir şeyimiz yok. Her şeyimiz açık. Bugüne kadar hep öyle yaptık. Öyle olmasaydı vatandaşın ayağına gidemeyiz, vatandaşa gidemeyiz. Yüzümüzü kızartacak hiçbir iş yapmadık. Hiçbir iş yapmadık. Hep vatandaşın lehinde olduk. Ama icraat yaparken siz doğruyu yaparsınız ama bir kısım insanlar ondan olumsuz etkilenebilir. Bu doğaldır. Böyle olanlar olabilir. Biz onlara da bir şeyimiz yoktur. Bir kırgınlığımız da yoktur. Biz hizmet etmenin yolundayız. Bu yeni dönem inşallah daha güzel işler yaparız. Çünkü Trabzon büyükşehir haline geldi. Beldeler, 14 beldemiz var. Bu bölgede en çok beldesi olan bir ilçeyiz. 50 köyümüz var. Artık Akçabat merkezde yaptığımız bu önemli hizmetleri, güzel hizmetleri beldelerde de, köylerde de sürdüreceğiz. Öyle bir fırsat var önümüzde. Bugüne kadar önemli bir tecrübe sahibi olduk. Hakikaten ben belediye başkanlığından önce de gene belediye hizmetlerinde hep çalıştım. İller Bankası'nda çalıştım. İller Bankası'nda çalıştığım süre içerisinde pek çok belediyede mühendis yoktu. Bizim mühendisliğimizin ilk zamanlarında belediyelerde, ilçe belediyelerinde mühendis bulamazdınız. Bazı il belediyelerinde bile mühendis yoktu ve bütün belediyelerin hizmetlerini biz yapıyorduk. Ondan sonra 20 seneye yakındır da burada belediye başkanlığı yapıyoruz. Ve büyük bir tecrübe sahibi olduk. Bilgimiz var, tecrübemiz var, gücümüz, kuvvetimiz var. Artık hiç kimse birileri ya sen at bunları şeye aşağıya at, efendi kenarda otur demesi doğru değildir. Bu haksızlık olur. Bizim insanlarımıza haksızlık olur. Bizim köylerimize, beldelerimize verebileceğimiz çok şey var. Onların arasından geldik. Ben köyde doğdum. Daha sonra şehire geldik. Köyün her şeyini bilirim. Köyünün, bir köylünün, Akçabat köylüsünün yaptığı her şeyi yapmış bir insanım. O bakımdan köylerimizi iyi bilirim. Köylerimizin ihtiyaçlarını bilirim. Şimdi zaman almasın diye şey yapmak istemiyorum. Oralar içinde hazırlıklarımız var. Köylerde yapılacak çalışmalarla ilgili hazırlıklarımız var. Belediyede proje bürosu kurduk. 3 tane mimarımız var. Sürekli proje yapıyorlar. Köyler içinde projeler oluşturuyoruz. Köyler içinde neler yapabiliriz? Onların çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem halkımızla birlikte Akçabat'ımızı alıp götüreceğiz, kalkındıracağız. Çünkü bu bir yarıştır. Bu büyük şehirle birlikte artık belediyeler köylerin kalkınması, şehrin, ilçenin bütünüyle kalkınması çalışmalarını yapacaklar. Bunun için tecrübe gereklidir, bilgi gereklidir, altyapı gereklidir. Biz bunları iyi yapacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca demin de söyledim, yani bizim partimizin kriterleri en çok bir
oy fazla alanı tercih ederiz. Bu işi en iyi yapacak olanı tercih ederiz diyor partimiz. Bizim de o özelliklere uygun olduğumuzu düşünüyoruz. Ve bu vesileyle halkımızdan da bugüne kadar hep birlikte olduğumuz, desteğini gördüğüm halkımızdan da desteklerinin devamını istiyorum, rica ediyorum. Saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum.